Gayet bir tek şu lambaları söndürme şansımız var mı? Tek başına bağlı mı şu? Öyle mi? Tamam. Tamam dertliyeceğim. Bu toplantı bir oturum sahibi veya katılımcı tarafından kaydediliyor. Toplantıdan çık dedim Regay. Hoş geldiniz. Yeni geldiniz. Master's'ı dinlemeye mi? Güzel. Tamam, güzel. Başka? Teşekkür ederim. Başka? Güzel. Dinleyeyim boşver. Peki. Şimdi aslında çok kuramsal bir şeyler anlatmak istemiyordum ama konuyu da öyle bir sıkıştırdı ki Tahir Hoca. Onun için mecburen kuramsal bir şeylerden bahsedeceğim ama o kuramsal bahsettiğim şeylerin içinde lütfen anlamadığınız ya da bir fikriniz varsa o anda kesin konuşalım. Şimdi ona başlamadan, slaytlara falan başlamadan önce bir şey, bir fikrim var, onu yazdım. Onunla ilgili bir şeyler soracağım size bu paragraftan sonra. Psikoterapi yapmak. Psikoterapi büyüsel bir şey değildir. İlk derslerde ben dersi anlatanın ya da onun hastasının ne dediğini dinler, anlar ve kendi davranışımda da aynı şeyleri, kendi danışanımda da aynı şeyleri söylemesini, anlatmasını beklerdi. Yani master's'ı çalışıyoruz, master's'ı anlatıyorlar. Benim danışanım geç geldi, geç geldiği için şöyle dedi mesela. Hep bunları bekliyordum ben. Sonra da elbette ki altın vuruşu yapacaksın. Ondan sonra tüm taraflı bir müdahale yapacaksın, değişik edeceksin. Hep bunu bekledik. Yani ilk zamanlar hep bunu bekledik. Seansı, buradaki söylediğim gibi, seansa geç geldiğin için sana söylediklerimi öfkelenmiş ve öfkeni bana ifade ederken şu cümleyi kurmuştun diye mesela master'sında böyle bir cümle var. Şimdi bu kızgınlığını konuşmak istiyorum diyor. Yani yıllardır psikoterapi yapıyorum. Bir danışanla böyle bir şey olmadan bir tanesi var. Hala olmadı ya. Böyle bir konuşma olmadı. Yani şunu demek istiyorum, okuduklarınızda ya da anlatılanlar, benim anlattıklarımın var. Her şey, öznel ve psikolojinin diğer bilim dallarından en önemli farkı bence bireyin tek ve biricik olması. Onun için her bir psikoterapi seansı, her bir danışanlık psikoterapi seansı bambaşka. Sakın ola ki bir master's'ın uygulaması yaparken herkes aynı şeyi yapacak diye takılmayın. Aristo mantığıyla bakılan, Aristo'nun getirdiği bilimsel gerçeklik hep öyle bir şey genelleme yapmış. Bilim olarak da Türkiye'de de ve dünyada da genelleme biliminin en önemli sonuçlarından bir tanesi vermiş ama bana göre psikolojideki genelleme gerçekten yanıltıcı bir şey. Sakın ola burada konuştuklarımızı bütün danışanlarınıza uygulayacağınızı ya da ilişkilere uygulayacağınızı zannetmeyin. Ve ben birkaç yıl bu tür bir konuşma yapacağım danışan bekledim, olmadı vazgeçtim. Cümle kurgusundan tutun olaylara, danışanın mı yoksa sizin bakışınızla mı bakacaksınız? Bu seyahat odasındaki işimiz, esas olan danışan, hasta, neyse varsın. Bizim başka bir işimiz yok. Onu sadece dinleyeceğiz. Benim de inançlarım, korkularım, çekiniklerim, hüzünlerim, travmalarım olabilir. O halde esas mesele dinlemek. Nasıl dinliyorsunuz? Ne dinliyorsunuz? Ya da neyi dinliyorsunuz? Ne kadar dinliyoruz? İyi bir dinleyici ve kuram biliyorsunuz. Büyüsel bir şey yaparsanız ve büyünüz gerçekleşir. Şimdi bu kadar konuşmadan sonra ben ne söyledim size? Güzel. Başka? Güzel. Onu söyledim. En sonunda yuvar. Niye söylemiyorsunuz? Bana söylemiyorsunuz, danışana nasıl söyleyeceksiniz Allah aşkına ya? Ben sizin arkadaşımızım, bana söylemiyorsunuz, danışana nasıl söyleyeceksiniz? Fark ettiğiniz şeyi. Ne fark ettiniz? Danışan ne diyor?
Danışan diyor ki, ben sürekli olarak nerede şerefsiz var onu buluyorum. Ne yapacaksın? Ne diyorsun sen? Ne dersin dedin? Güzel. Onun için dinlemek lazım. Dolayısıyla dinlemek aslında psikoterapinin temel ilkesi. Kendiniz içinizde böyle bir şey çıkarıyorsanız, danışan bir şey dedi, ulan bir sussa da söyleyeyim ya da işte tam şimdi böyle bir şey söyleyeyim ben falan duygusuna gittiniz değil mi? Onu hissettiyse yediniz. Böyle yediniz. Danışan onu hissettiniz. Danışan hissettiğinde de sizler çünkü. Çünkü sizin üzerinize gülmeye başlar artık. Kuyruğu mu kesmek lazım? Kuyruk psikopatoloji ise yani terapistin patolojisiyle patolojisi ise orada biraz sıkıntı olabilir. Bunu okuyabiliyor musunuz? Her türlü dert dinlenir, akıl fikir verilir. Biz düğününüzde halay başı, cenazenizde gözyaşıyız. Sen sor, ben söyleyeyim. Danışmanlık hizmetleri. Sakın ola danışana her şeyinizi verip kapıdan o çıkıp gittiğinde ulan bu bana bir şey yaptı gitti diyorsanız siz işinizi yapmıyorsunuz. Var mı, yaşar mısınız böyle şeyler? Böyle tükenmişlik gibi, yorgun argın gibi. Onun için aslında bu bir iş. Psikoterapi bir iş. Hep ben onu söylüyorum, bazen arkadaşlar şey diyorlar, çok yürensiniz ya diyorlar. Niye diyorum? Ya öyle söylemeyin. Öyle söylemeyin var mı? Diyor. Ölü yıkayıcıyla farkınız ne? Ölü yıkayıcı ölü yıkıyor. Biz de psikoterapi yapıyoruz. Ölü yıkayıcı ben trafik kazasında ölmüş birini yıkamam diyebilir mi? Sırasıysa. Şimdi aslında psikoterapide bir bütün halinde yapmamız gereken burada özellikle bazı kelimeleri Türkiye'de yasaklanmış gibi kullanılan kelimeleri özellikle önce böyle birlikte kullanan danışan hasta gibi yasak gibi kullanılıyor. Kullanılmaması neredeyse kullanılıyor. Çünkü biz hasta bakamayız diyorlar. Ama ben buna üçüncü olarak bir şey daha ekleyecektim. Artık utanma o kadar da değil dedim. Amerika'da müşteri diyorlar. Psikoterapi alana müşteri diyorlar. Bunu biz hani buna da hani yeni alışabiliyoruz, ona hiç alışamayız diyerek ben müşteriyi katmadım buraya. Ama danışan ve hastayı anlamak ve onları kendilerinden konuşur, kendisinden konuşur hale getirmek. Kendinden konuşmak ne demek? Ha bugün slaytlar çok, vaktimiz yetmezse başka bir gün daha şey yaparız, organize ederiz. Yani hepsini bitirmek zorunda değiliz. Onun için takılan bir şey varsa ben onları da söyleyeyim, hızlı geçmeyeceğim yani. Kendilerinden konuşur. Yani onu kendisinden konuşur hale geldik. Bunun için neler kullanırsınız? Karşılık kişi kendisinden konuşur hale gelmeli. Nasıl yaparsın? Mesela şimdi Deniz çok kullanır. 20 senelik arkadaşım benim. Şöyle geldiğinde gelirken bir tuhaf bak. Doğru terapi, yani doğru sistem duyuluyorsa ya da çok bilgisayar şeyler söylüyor.
tane seans yap. O psikopatolojik linke gidiyorsan eğer, bir değil, ya hiç yapma daha iyi öncelikle. Ama 8 seans, 10 seans yapmakla yorgunluk çıkmaz olur. Çünkü yorgunluk, fiziksel bir yorgunluk da zaten onu kolay akşam yatabilirsin. Tamam, aslında çözülür. Ama terapistlerde, özellikle mesela hastanelerde çalışanlar, psikoterapi yapmasa bile insanlar, neden çok yorulurlar bile? O duygu aktarımı var. Mesela Nilüfer benim anlattığın şeyi hatırla. Senin duygusal olarak yorulmana neden oluyor. Onun için fiziksel yorgunluktan 1000 beter bir şey ve fiziksel yorgunluğu da arttırıyor. Onun için spor yapacak araya getirdim canım. Peki. Bu sabah yayın düşeceksin şimdi ha. Evet. Yani bu kolu sıktı seni herhalde. Kendisinden konuşur hale getirmek. Danışana yapacağımız müdahale onun konuşur hale gelmesini sağlamak. Şimdi gene çok baba laflar var. Onlardan biraz bahsedeceğim ama onları gene biraz çamur atacağım. Sana çamur attım ya dedim. Onu gibi. Onun gibi çamur atacağım. Terapist terapide konuşmaz, sadece hastanın istediğini yaptılar. Övç bir laf var. Şeyler oluyor böyle gayet. Bence diyor ki anlamak yetmez. Anlamak hatta daha sekonder. Hissetmekten korkuyor musunuz? Bordülen geldi, lastik geldi, iş türek geldi. En üstte şöyle bir kötü bir alt kültür var. Bunun farkına mısınız bilmiyorum. Bordür gelirse size şunu yapacak, lastik gelirse şöyle olacak, çizettiğiniz aranızı alacak falan. Böyle bir ölçü hiç duydun mu? Gülün korktu insanları. Hissetme konusu zor geliyor. Bu tevatür konudan çıktı zaten. Mikrofon mu seçer? Dolayısıyla burada hissetmek. Mesela dur şimdi. İki kişinin ellerini kapalı mesela. Şimdi. Şöyle. Ya da şöyle. Şimdi bize hep şöyle öğrettiler. Nitrat seni öğretti. Şöyle öğretmen. Ha, sıkılma yavaş. Ben ikisinde de böyle bir şey hissetmiyorum. Anlamak ne hissetmek ne oluyor? Hissetmek. Ne hissetmek? Hissedebilir. Bu cesaret işte. Cesaretin altında yatan şey ise o duygunu sizi kontrol etmeyecek ya da sizde olmayacak bir duygu olacak. Benim mesela şu an merakla baktım. Yanılıyor değil mi? Biraz önce senin sana bir iddia edilmiş. Başka bir şey değil. Sen senin şu an bir öncesine bana olan böyle bir gerginliğin vardı. Çözüldü mesela. Peki sen. Bir dakika lan ne üzerine getiriyor bu diyerek böyle bir duygu edildi. Ondan sonra şimdi çok çözüldü mesela rahatlıkla. Konuşmaz sadece hastanın sistemini yankılar, sadece hastanın sistemini yankılar dediğim şey aslında tamamen
tane dalaş demek dediğimiz aslında bu. Ama bunu danışanın hissedebilmesi lazım. Dolayısıyla terapistin karşı aktarım duygusu, senin sağ beynin, senin diliyle konuşuyorsun bak. Senin sağ beyninden gelen duyguyu alıyorum, işlemliyorum. Ondan sonra ben sağ beynimden sana aktarıyorum. Aktarım, karşı aktarım. İstemek diliyle, Facebook yapıyla senin duygularını hissediyorum. Son zamanları söyle bile aynı nöronlarla anlaşıyorum. En son duvar. Ya işte bak, onun için diyorum ki çeviri laflardan kaçın, anlamıyorum çünkü ben. İçe bakış dediğimde gerçekten ne yapacağım, şöyle açıp bakacağım gibi bir şey hissediyorum, tamam mı? Çünkü kelime, çeviri olduğu için Türkçe'de aykırı geliyor. Ama hissini hissetmek, duygunu hissetmek tam bir Türkçe ve ana değil. Orada çeviride iyi çeviri yapıyorum diyerek içe bakış demiş mesela. İçe bak bak ya, Allah aşkına söylesene. Ne, iç çamaşır olarak ne gittiğine bakacaksın falan gibi bir şey geliyor bak yani. İçe bakış. Senin için tam anlamı var mı içe bakış? Yoksa bu şekilde konuşmak mı daha anlamlı? Ben bir şey istedim. Biraz önce ben de onun için dedim ya, aynı nöronlar en son söyler. Hatta şey diyor bir tanesi, okudunuz doğru diyor. Bardaki kızın sizinle ilgilenmeyi anlamanız en iyi olur. Esneyin, esniyorsa sizinle ilgileniyor. Yapıyorsun, o da seninle ilgiliyse, yani o da bir var. Sonra esneme yapmış, aynı nöronu boksuna diyor. Esnetmek kolay. Yani danışanla da bu anlamda ilişki kurmak. Adı ne olursa olsun, binlerce yılda önceki mağara devletleri adamla kadınla aynı ya da oradaki büyücüyle aynı şeyi yapıyor. Hala hiç değişmedik değişmeleri. İnsanlık yok olana kadar da böyle gidecek. İstediği kadar yapay zeka çıksın, bu kadar ne çıksın. Bu kadar iddialı. İnsan bu kadar değişmeyecek. Ne kadar evrim geçirse değişir. Şimdi gene çok baba laflardan bir terapi. Şimdi Masters'ın yaklaşımındaki, ben hani çok bok atıyorum şimdi bir hepsini biliyorum da, şeyde Masters'ın yaklaşımındaki bir ana hedef, bu aslında bu kuram değil biliyorsunuz Masters'ın yaklaşım. Bu yaklaşım birçok kuramla etkilenmiş, yeni bir şey yaratmış olarak bakın. Orada bazı hedefler var, bu hedef böyle, hedefleri böyle koymuş olmak aslında Masters'ın terapisti yetiştirmek için oluşturulmuş bir üçkağıt. Gerçekten bütün kuramcılar, bütün kuramlar benim terapistim olacaksınız. Ve ben kaç senedir Masters'ın yaklaşmaya çalışıyorum ama hiçbir zaman Masters'ın terapistiyim demiyorum. Hatta Masters'ın çağında böyle bir kavramı da olmuş. Masters'ın olmuştu. Yaptığım bir müdahaleden dolayı bana şey demişler. Masters'ın terapisti bunu yaptı. Ben Masters'ın terapisti değilim dedim. İşe yaradı. Niye bir ister müdahale etmiyor? Fakat olan işte hissetmek sizi oraya getirecek. Zaten psikoterapinin, yaptığımız psikoterapinin psikanalitik yönelimi bütüncül psikoterapi diyor. Masters'ın da zaten bütüncül bir bakış sistemi için olan bir yaklaşımcı diye. Şimdi onun gene senin çok hoşuna gidecek şimdi bak. Bu cümleler çok hoşuna gidecek çünkü okuyarak şey yapıyorsun, bu cümlede oradan alıyorsun. Kişinin kullandığı ilkel savunmaları fark etmesi ve bu savunmaların kendisinin gerçeklikle temasını nasıl engellediğini anlayarak daha olgun düzeye geçmesini sağlar. Ne anladınız? Çeviri tam çeviri. Onun için diyorum. Diyorum ki, demin oturduğu adam vardı ya, varsay ki o şey, terapist. Danışan, bir rahatsızlık duyuyor. Ve siz diyorsunuz ki, benim bu oturuşumdan rahatsızlık duyduğunu hissediyorum. Bu da bu cümlenin anlamı mı? Bunu diyebilirim. Başka bir şey değil. Ne dersiniz? Dedim yani tüm farklı laflara gerek yok diye. Bakın terapi ana dille yapılır. Ana dille olur. Ve çocukla anne arasında ise 3 yaş aralığından başlayarak mahrevi bütün kuram hastalarını da hazırladığında şey mahrevden sonra daha işte ne kadar gelen gelişimi de çalıştım biraz bu ara. Hepsi bir tanesi diyor ki işte hani mahrevi yeniden yakınlaşmaya başlayalım. Biliyorsunuz değil mi ezberek? Çocuğunuz var mı? Bunu söyleyenler. Nasıl bir yaptı senin çocuğunuzun
dinamikle. Yeniden yapılaşma evresi diye bir şey zihnimize sokuyorlar bize. Bunlar da bilim diyor. Tamam kardeşim bilim de beyin için bir şey ifade etmiyor. Bunu gözünle, gördüğünle neyi, nasıl olduğunu görmek. Nasıl olur? Gördün mü hiç çocuklar bunu? Güzel. Nasıl gördün de? Yani sen ayağını öyle tuttuğunda aslında benle temas etmek istemiyorsunuz demeniz gerekiyor. Ve bunu siz söylediğinizde o yeni bir savunmaya gitmeden sizin söylediğiniz fark etmesi evet ya böyle durumlarda ben savunmaya giriyormuşum diyebiliriz ya. Bu terapinin birini açalım. Bunu üç farklı kişi kendi pozisyonuyla çalışıyoruz biliyorsunuz. Narsistler. Borgerak, narsistik ve şizoid. Her üçünde bu söylediğim şeyi farklı teknikle söylerseniz psikoterapinin fonksiyonelliği oluyor. Eğer borgerakla narsiste söylemeniz gereken şeyi söylerseniz fonksiyonellik profan. Ya da şizoide borgerak söyleyeceğiniz şeyi söylediğinizde aynı şeyi söylüyorsunuz ama borgerak söyler gibi şizoide söylediğinizde gene profan. Şizoide söylemeniz gereken şeyi borgerak söylediğinizde sizi parmağına takıp çevirmeye başlayacak. Gelecek doğru. Aynı şeyi söylüyorsunuz bakın. Ama her üç bozukluğa söylenmesi gereken stilde, yaklaşılması gereken stilde yaklaşmıyorsanız söylediğiniz şey boşa gidiyor. Yani savunmasını gösteremedik. Psikoterapi demek kişinin kendisinin savunmalarını kendisine fark ettirmek demektir. Bu birinci madde söylediği şey yani. Savunmalarına çalışırız. Sakın ola. Duygularına müdahale etme. Sen biliyor musun Deniz? Aslında sen patrondan nefret ediyorsun. Onun için bir şey bilmek istemiyorsun. Diye bir yüzleştirme olamaz. Öyle bir şey yok. Burada bir yüzleştirme sadece şöyle olur. Deniz bir şey gitmek istemiyor musun galiba? İstemiyorsun değil mi? Neden bu konuda bilmiyor musun? Bir şey gitmek istememek ne? Neden? Para kazanıyorsun ama işe gitmek istemiyorsun. Biliyor musun şimdi? Bu şekilde çalışmak, terapi bu aslında, böyle çalışılması lazım. Yoksa ha şimdi böyle dedi, başlangıçta dedim ya, geç kaldığı için ona bir şey söyledim, işte onun karşısında böyle yok, böyle lafı yok gerçekten. Bir terapilere bir işler işlet lazım. Günlük yaşamın, yaşanış biçimi psikoterapi içerisinde olmalı. Ne dersiniz? Yani öyle fark ettim. Günlük yaşamın. Anlık gördüğünüz bir şeyi çalışabilir misiniz? Tekrar hep aynıya dönüyorum. Sabiye sabiye. Mustafa çok müstehsi gülümsedin. Aklına bir şey geldi. Anladın mı? İlkel bir savunma olan intrapsişik yapıdaki iyi kendilik ve kötü kendilik. Bölme savunmasının aslında ilkel savunma, bölme savunması 0-3'teki o ayrışma sürecinde yaşanan anne, 3 aylık, 0-18 aylık, 3 ay falan geldiğinde çeşitli kanıda atlanmış çocuğu. Bebekteki yani o bütünleşme süreci var ya, anne, anne mesela sabaha karşı 2'de kalktı bebek, ciğer yağ altında doldurmuş, anne de daha yeni uyanmış. Sesim az mı gidiyor? Şöyle yapayım. Ha, salondan. Anladım.
Altında doldurmuş. Kadın zaten 12'de yatmış, 2'de bebek kalkmış. Kadın kötü kendilikte. Ulan Allah kahretsin şerefsizin bebesi. Bir de babanla uğraşmıyorum. Bir de seninle uğraşacağım şimdi diye kalktı. Kötü kendiliği bebek hissetti. Oradaki kötü kendilik orada işte. Ertesi gün anne de uyuyordu. Ertesi gün kalktı bebek neşeli bir biçimde. Anne iyi kendilikte. Ah canımın içi ne iyi oldu da hayatıma geldin. Baban da zaten iyi falan. Ondan sonra iyi kendiliği gösterdi. Bebek diyor ki iki tane annem var benim. Bir iyi annem, bir kötü annem. Bende de iki tane ben var. İyi anne, iyi anneyle çıkan iyi ben, kötü anneyle çıkan kötü ben. Hah. Bu sürdürülebilir bir halde çocuğa böyle aktarıldığında siz ne yaparsanız yapın, büyü de yapsanız bu çocuk işte buraya geliyor. Ve bütün yetişkin psikoterapilerinde bizim yapmamız gereken şey bu iki kendiliği entegre etmek. Yani bölmeyi, 0-3'te gelişmiş olalım, bölmeyi entegre ederek bütünsel bir yapıyı ortaya çıkarmak. Ne dersiniz? Herkes bir yere gitti ha. Hep ona özlem. Tabii canım. Onu idealize edilmiş bir biçimde sunuyorlar ama. Vallahi onu yönlendirme yapanın psikopatolojik yansıtması diyerek düşünüyorum. Tamam, kendi kuramını geliştirmiş. Bir şey diyordun. Şöyle, anneden uzaklaştığı andan itibaren o dönemde gelişim, psikolojik gelişim süreçlerine baktığınızda henüz nesne sürekliliği yok. Çocuk hatta emekleyerek kapıdan çıkar böyle, neden anne orada mı hala diye bakar. Dışarıda ilk defa oyalanır, tekrar annenin gözle ve bir şekilde annenin temasını sürdürür ki annenin sürekliliğini hissederek nesne sürekliliği dönemine geçsin. Yani içeride oynarken çocuk, anne burada gibi bir duyguyu geliştirebilmesi için annenin çocuk ayrıştığında da çocuk yanındayken de iyi annenin olması gerekiyor. Yani çocuğun bütün ikmal ihtiyacını gideriyor olması lazım. Her türlü ikmal ediyor. Yani benzin mi istiyor, yakıt mı istiyor, su mu istiyor, yiyecek ne istiyorsa hepsini onu sağlamak da biraz önce senin dediğin gibi sadece ve sadece bir ideal ulaşılabilirliğini hep açık tutması. Yani anne çocuk gitse de gelse de gülümser bir annenin iyi kendilikteki annenin görünmesi lazım. Gelişim oradan başlıyor zaten. Eğer anne bu ikicikli iyi kendilikte kötü kendilikte olmuyorsa çocuğun verdiği reaksiyonlar anneyle olan ilişkisinde anne mesela oturuyor bebek orada ne kadar vırıl vırıl oynuyor çocuk. Anne mutfağa gidip yemek karıştıracak, çişi geldi kadın tuvalete gidecek ya yıldırım çarpmış gibi, elektrik çarpmış gibi çocuk ciyak diye Allah'ın belası oluyor ya. İşte aslında çocuk erkek gözüne dairet bahsetmesini öksürüp deneyimlemiş ve anne biliyor ki libidinal enerji kesilecek, ben öleceğim duygusu içinde terk tepesine ayrıldan sonrasında. Buradan kurtulmanın yolu bu anneyi yok etmek. O bakıcının bakmasını engellemek diyorum ben. Yoksa bazı insanlar şey diyorlar, annelere eğitim verirsin diyorlar. Anne eğitim verdiğinde daha beter oluyorsun ya. Ben ısrarla eğitimin daha beter ettiğini ısrarla söylüyorum. Orada anne diyor ki şimdi, ha şimdi gülümsemeliyim. Sahteliği veriyor ortaya. Sahte ol diyor bebeğe bu sefer de. Çocuk ölüyor orada ama annesi gibi, ben hayır yaparım, ben yaparım diyor. İlkokula giden çocuklar bir hafta erken başladı. Allah'a şükür böyle bir akıl ettiler 3-5 senedir. Ama bunun altında ne yatıyor biliyor musunuz? Çocukların okula adaptasyonu gibi büyük laflar var ama terk depresyonu, ayrılık anksiyetesini yaşayan çocukların üst sınıflardaki çocukları kontamine edip de onlarda da onun tekrar canlanmaması için. Çocukların hepsi terk depresyonunda olduğu için yırtınıyorlar ağlamaktan, anneler sınıfta çocukların yanında oturuyorlar. Bir ay. Gördünüz mü hiç bunları biz? Aslında terapide de değil mi? Yani terapist sahte kendini, ötekini idare ettiğinde. Tabii. Hani, üstüne gelsen ben katlanabilirim ya da çok kapalı da olsam ben katlanabilirim hissiyle tabii. Ötekine yaklaştığında tabii. Öteki biliyor ki katlanıyor sadece gerçek evet. Kendisi. Evet. İşte o terapi işliyor ama terapide söylediğinden çok terapideki biraz önce senin de o şortlu kişiye
yaklaşımınla, yani benim psikoterapi tanımım şu aslında, o kişinin geleneksel ilişki modelinin dışında başka bir ilişkiyi sizle kurması, sağlıklı bir eşitler ilişkisini kurması psikoterapinin kendisi. İlk sizde kuracak. İlk sizde kurduğu için dünya ile kurmaya başlayacak. Yani çocuk annesinden tert depresyona ya da ayrılık anksiyetesine girmeyecek, sağlıklı yetişecek. Dış dünyayla 0-3'ün, 3. kişiler giriyor ya 0-3'ten sonra, triangüler ilişkiye geçiyor ya, triangüler ilişkiye geçmesini sağlayan şey 0-3'ü zaten sağlıklı geçirmesidir. Yoksa 0-3'ü iyi geçirmeyen çocuk 4 yaşına geldikten sonra orada da zaten sağlıksız ilişkiler ve bu sefer bilinç devreye girdi, öğrenmeler devreye girdi, koşullamalar devreye girdi, anasını belledi çocuğun. Aynı ekosistem var çünkü. Bir müstesni gülümsedin o anda. bu okullarla ilgili özellikle. Yani şey, rehberlik... Millet bozuyor çocuklarını, rehberlik uzmanları düzeltsin. Allah Allah. Çocuğa sıçmışlar, ondan sonra çocuğu düzeltecek olan rehberlik uzmanları. Ya ne yapsın kardeşim insan? Önce seni, veliyi, anneyi, babayı bir kere psikoterapiye götürmek, gitmesini sağlamak lazım. Onların terapisi 3-5 yıl sürecek ki o çocuk ancak o ergenlik döneminde o anneyle babanın sağlıklı davranışlarıyla ancak sağlıklı hale gelebilecek. Çocuğun üzerinden uygulamalar var. Rehberlik uzmanları perişan ya Türkiye'de. Var mı rehberlik uzmanı içinizde? Gerçekten yani Türkiye'de öyle mi? Oo tamam. Sen tam yerindesin. Evet. Tam yerindesin. Millet bozuyor, getiriyor. Okulların kapanmasını istemiyor Türkiye'de veliler ya. Çocuklarla başa çıkamadıkları için öğretmenler, veliler, şeyler, okullar başa çıksın diye. Bu ülkede de ondan sonra 3'ten aşağı çocuk yapmayın diyorlar. Hepsini bağlayacaksın ha. Bu patolojide olanı. Hitler gibi söyledim biliyorum ama. Yani gerçekten bu psikopatolojiyle insanların çocuk sahibi olmaları sadece ve sadece psikopatolojik sisteme yeni askerler yetiştirmek. Başka bir şey değil. Masterson duysa bizi herhalde fırıl fırıl dönüyordur şimdi mezarında. Masterson. Dolayısıyla kişiliğin bütünleşmesini sağlamak dediğim, sağlıklı bütünleşmek dediğimiz şey. Gerçek kendiliğini keşfederek, gerçek duygu ve duygu düşünceleriyle temasa geçip daha üretken ve yapıcı bir davranış tarzı geliştirerek kendini geliştirebilmesine yardımcı olmak. Neydi o laflar değil mi? Şeye, o gün şeyi okuyorum. Bu neydi? Ozon üzerindeki kullanma talimatını. Aynen böyle cümleler var ha. O kadar iyi değil. Hiç anlamak mümkün değil, okumak da mümkün değil zaten. böyle şeyler diyor. Onun için psikoterapi büyüsel bir şey değildir. Hani ilk başta büyüsel değil dedim de sonradan büyü dedim ya. Oradaki kasıtlı olarak orada iki ciltliği verdim ben size. Büyüsel hiçbir şey yok. Siz ne yapıyorsanız o. Ama bu şu demek değil. Bir insanın hayatını kurtardınız ya da bir insanın hayatını mahvettiniz diye bir şey yok. O kadar da iyi yani. Sakın büyüklenmeyin, narsizminizi geliştirmeyin ha. Vay be ben neymişim ya da her türlü danışanla çalışabilirim falan. Hı? Geliyor mu arada sırada? Ben mesela maddeyle çalışamam. Niye? Çünkü çocukluğumdan beri madde bana çok annem tarafından müthiş kaçınılması gereken, çok tehlikeli ve sürekli korunmam gereken bir üslupla öğretildi. Uzun yıllar maddenin böyle yanımdan bile geçmesini istemedim. Yani hem arkadaş anlamında hem terapiye başladığım yıllarda da mesela eğer madde kullanmışsa ya da kullanacağını tahmin ettiysem o danışanı almadım. Kendimle ilgili buranın henüz gelişmediğini güzel fark ediyorum. Daha geçen sene madde kullanan bir danışan geldi. Oh. Ve ikinci seans söyledi. Ve ona dedim ki ben hiç maddeyle çalışmadım. Bilmiyorum de. Bilgi anlamında biliyorum. Ama pratik anlamında bilmiyorum. O yüzden senin bu gerçeği bilerek benimle devam etmen lazım. Aslında git diyorsun biraz. Bana bağlanırsan olabilir miyi birlikte deneyebiliriz. Çünkü bağlanmayla ilgili bir sorunum var. Ama hiç çalışmadım. Bu gerçeği bilerek gelmen lazım dedim. Bu bir otokastrasyon olabilir mi Deniz?
Olabilir. Bana çok gelme, bana çok yüklenme. Olabilir, her türlü tedbiri aldım. Her türlü tedbiri. Gene de geldi mi? Geldi. Çok iyi. Kurtulacak demek ki. Umarım. Yalnız tabii kendi içinde de bir sürü bir şey değiştirdi. Hmm. Bence danışan beni geliştirdi, geliştirdi. Hala da geliştirmeye devam ediyor. Ben mesela çok yoğun madde kullananın asla iflah olmayacağını düşünüyordum. Her gün bana gün atıyor. Yani, hocam işte 28, hocam 29, 186 gün, ben böyle bayağı şahlandım vardı dedim, 19 madde kullanan birisi, 186. güne geldik, günde hocam 1, çöktüm. Çok güzel. Gerçekten çöktüm. Sonra dedim ki devam edeyim mi, yani yapamadım. Kendini o narsistik kabarmalarla iyi gidiyoruz, vay be işte birkaç kişiye gitmiş, halledememiş falan. Ben de hallediyordu, birden olmadı, görüştük. Güzel. Sonra artı bir deyince ben de ona şöyle yazdım, benim o tabaka yem edecek danışanım yok. Güzel. Buradan devam edelim. Hmm. Oradan devam ettik. Yine çok iyi götürdük. Bu sefer de işte 100 küsürüncü günde daha 186'lara gelemeden tekrar başa döndüm. Ne hissettin? İlki kadar şey yapmadım. Sonra bana dedi ki hocam sonuçta ben bağımlıyım dedi. Bu hep kapının arkasında beni bekliyor gibi hissediyorum. İşte atsız narkotiklerde de bir sürü tedavi görmüş. Sizi de ikide bir hayal kırıklığına bırakıyorum. Almazsanız haklısınız. Sen bilirsin dedim. Yani benim seninle ilgili yapacaklarım bunlar. Gelmek istiyorsan ben devam etmek isterim. Çünkü sen de benim için bir sürü şeyde devrim yarattın. Yani ben ay aman aman madde benden uzak dursun modundaydım ama öyle değilmiş. Senin güzel. İçinde müthiş bir cevher var. Sana bir gram bile katkım olursa kendimi iyi hissederim. Sen de beni onarıyorsun dedim. İstiyorsan devam edelim. Başladık. Bilmiyorum. Vallahi ben olsam bırakmam, hastanın yerine olsam ya da onu bırakırım çünkü iyi bir anne bulmuş. Tarihte görebileceği büyük ihtimalle en iyi anneyi bulmuş. O en iyi anneyle tabii ki bu tür bir uyumlanmaya giriyor aslında. Elimden geleni yapıyorum. Tabii. Dolayısıyla hani iyi annelikten çıkarsan ya da onun madde kullanmasını eyleme vurum savunması olarak değerlendirip onu bir kenara bırakıp altındaki duyguya inmeye çalışırsan ben senin maddeline, bana ne senin maddenden ya, altında ne var ona bakalım dediğinde bakalım devam edecek mi sana? Bir taraftan bütüncülde çalışıyorum. Yani hani zaten biz maddeyle ilgili hiç konuşmuyoruz. Ben normal bildiğim terapiyi çalışıyorum. Ama bu arada hani madde kendiliğinden durdu. Çünkü şöyle dedim ona, benimle çalışacaksan eşin beraberinde madde olmayacak. Hmm. Çünkü ben sağlam bir beyinle götürmek istiyorum. Ama yok hocam, ben maddeyi bırakamayacağım diyorsan o da terapist ben değil. Bana maddesiz geleceksin dedim. Koşulumuz bu. Ben de tam tersini dedim bir danışana. Madden beni hiç ilgilendirmiyor. İstediğin kadar kullan. Ama terapi seansında ayık olman gerekiyor. Terapi seansında ayık olarak gel. Onun dışında beni ilgilendirmiyor. Bana ne dedim? Siz o zaman terapist değilsiniz dedi bana. Bana ne dedim senin ya maddenden? Sen tutup da hani sigara içiyorum, madde kullanıyorum diyerek bende bir korku açmaya çalışıyor olabilir misin? Hiç yemezler. Altında başka bir şey var, ben ona giderim dedim. Senin öksürüğünle hiç ilgilenmiyorum. Beni ilgilendiren senin akciğerine inmek. Diyerek böyle bir örnek verdim ben de. Madde kullanmaya devam ediyor, bakalım ne olacak. Bana ne, beni ilgilendiriyor. Ben kurtarıcıyım, tanrı mıyım ben ya? Bana geliş sebebi aslında. Güzel. İşte orada bu hani hedefler var ya, mesela sen aslında iyi anne olarak terapiyi sürdürülebilir hale getiriyorsun. Bu çok değerli bir şey. Ama aynı zamanda da o iyi anneden ayrışması gereken bir süreç var. Ayrıştığı ya da ayrışmayı hissettiği anda da maddeye tekrar dönüyor. O zaman senin kendi fonksiyonunu orada sorgulayıp 3-4 tane mesela maddeyi bırakmış olmasına rağmen kestik. Çünkü onu da bir kontrol etmem lazım. Hani bana bağımlı olmalı da bağımlı olmamalı. Bağlılık okey ama bağımlılık olmamalı. Ama böyle hani kendisi açısından da
Çok zorlanıyor. Ben, parasını ödüyor mu? Kesinlikle. Tamam, parasını ödüyorsa sen para kazanarak kendi o tarafını onarıyorsun. Kendi onarımın bitince zaten o iş bitecek orada. Onu çözeceksin diye düşünüyorum ben. Hocam bazen çok duymadım da. Şimdi şöyle mi diyorsun? Maskeyi bırakırsam annemi kaybedeceğim. Şöyle. Beni bana bağlanacak. Bu benim şöyle, gelişli yaptığım bir şey. Ambivalans var. Ambivalans var orada zaten. Şimdi maddeyi bırakırsa anne gidecek. Hı. Maddeye devam ederse anne bırakacak. Hı. 0-3'tekinin aynısını yaşıyor. Hı. Koşullu geliyor zaten. Yani benim amacım... Benim dediğimi yaparsan seni severim diyen bir anneyle yani buradaki itaatkar bir köle çıkıyor ortaya. Diğer tarafta içindeki isyankar köle var. İtaatkar köle, isyankar köle ikisini kölelik dışındaki bir sistemin içine yani o hani birleştireceğiz dedik ya ona benzer bir sistem var. Sadece kullandığın zaman terk etmedim. Yavaş yavaş. İşte sen onun için iyi annesin dedin. Evet, döngüleri değiştiriyoruz. Tabii. Tabii. Yani ama zor, sevmen... zor ve uzun bir süreç. Kesinlikle. Dayanman lazım. Senin dayanman çok lazım. Çok uzun şeyler kullanmış. Yani hani damar ağrı çeksin. Niye bırakmak istiyor peki? Artık hayata dönmek istiyor. Ama çok zorlanıyor. İşte orada herhalde... Aile kurmak istiyor. Genç bir insan. Zor ama uzun süreli devam edecek bir şey. Peki. Şimdi gene. Çok fazla bahsedilen bir şey. Terapötik duygusal tarafsızlık ve terapötik çerçevenin korunması tüm süreçte terapistin yol haritasıdır. Gene büyük laflardan bir tanesi. Tarafsızlık ne ya? Nasıl bir tarafsızlık olur? Mesela madde kullanıyor. Ne bileyim başka psikopatoloji, eyleme vurumlarla geliyor. Bu eyleme vurumlarda nasıl tarafsız olacaksınız? Çok iyi. Nasıl yapacaksın Mustafa? İşte mesela siz nasıl yapıyorsunuz? Onu madde kullanmam beni ilgilendirmiyor diyorsunuz ya. Mesela atıyorum bana da böyle bir danışan gelse. Ben de üzülebilirim yani o zaman. Hani nasıl, siz nasıl yapıyorsunuz? Ya bana ne sen nasıl ne kullanıyorsan kullan nasıl diyebilirim? Benim orada bir şeyim yok. Ne denir? Bir reseptörüm yok. Ya ben... Üstelik ben semptomatik çalışmıyorum. Benim en tepedeki anayasamda o. Semptomatik çalışmıyorum. Sigarayı bıraktıramam, maddeyi bıraktıramam, eşcinselliği bıraktıramam, onu bıraktıramam, bunu bıraktıramam. Çünkü benim bakışımda bunların hepsi bir nihai sonuç ve hepsi eyleme vurum. Alttaki bir duyguyu gizlemek için geliştirilmiş eyleme vurum. Ben eyleme vurumlarıyla oynarım, onlarla gereken müdahaleyi yaparım. Alttaki duygusundan karşı karşıya geldiğinde bakalım ne çıkacak. Benim işim o. Kurtaran kişi olmak isteyebilirim, kurtarıcı rolüne bürünebilirim. Yani. Buradaki iyi anne oluyor işte o. Yani. Tabii. İyi anne oluyorsun ve terapi olmuyor aslında o saatten sonra. Ya, peki ben burayı nasıl iyileştirebilirim? Güzel, terapi alacağım. Bu kadar basit. Mustafa bir şey diyor. Hedef Ali'de nasıl davranacaksın? Nasıl? Hedef Ali'de nasıl tarafsız? Sen pedofilde ne çalışıyorsun orada? Pedofilde? Orada tamam ben altta yazan eyleme vurmasına bakayım diye bunu yapıyorum. Hayır pedofili olmak zaten eyleme vurum. Eyleme pedofili. Tamam. Geçmişte seni birisi becermiş sen de bunu yapıyorsun. De bakalım ne çıkacak. Çünkü sen geçmişte sana birisi tecavüz ederken, taciz ederken sesini çıkaramamışsın. Şimdi çocuklara bu salat oluyorsun, o çocuk bağırsın beni yakalatsın istiyorsun. De bakayım ne diyecek. Kendi yapamadığını, yansıtmalı özdeşimini göster ona. Gösteriyorum. Ne gösteriyorsun sen? Pat diye temizleyemiyor orayı. Bak pat diye temizleyemiyor. Bak pat diye temizleyecek bir şey yok. Orada o bir tür konfor içinde. Niye biliyor musun? Bir gün onu birisi yakalatsın duygusu var. O kadar derin çalışman gerekiyor ki ona. Bir de yaşlı. Güzel. Güzel. Tarafsız olmak ne demek? Yani onun hayır. Öyle bir yüzleştirme ya da öyle bir yansıtma yapabilirsin, yorumlama yapabilirsin ki öyle şeyler söyleyebilirsin ki o güne kadar kimsenin hatta kendisinin bile yapmadığı yargılamayı yapmalısın orada. Tarafsızlık işte onun içine giriyor gene. Güzel. Onun için zaten taraf nedir diye soruyorum.
Çerçeve nedir diye onun için soruyorum. Çerçeve olarak şu biliyor, enstitüde şu çıkıyor genellikle. Ha, şimdi tarafa geleceğiz daha. İşte ben şimdi terapi saatlerini belirliyorum, ücret ödemesini belirliyorum, terapiye geleceksin de. Bu değil ki çerçeve. Çerçeve ne? Psikoterapide çerçeve ne? Doktor arkadaşları için de hasta muayene etmekten, hocalarla ilişkinize varana kadar hepsinde bir çerçeve var aslında. Ne kadar bahsedeceksin, ne kadar? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yani demin anlattığın o hastayı düşünsene. Ailesi terk etmiş. Nasıl duygunun içine giriyorsun değil mi? Kız hamile 20 hafta düşük bilmem ne. Evet. Düşünsene. Aman Allah'ım bir düşünün, gittikçe böyle boka gidiyor insan ha. Dibe doğru gidiyor değil mi? Kurtarıcılığa gidiyor işte. Kurtarıcılığa gidiyor. Ben de diyorum ki bana ne, bana ne dediğin dünyadaki en kaliteli iki laf vardır. Biri sana ne, biri babana, bana ne. Nasrettin Hoca camiden çıkmış bir gün giderken sen biliyor musun bunu? Onun için gülüyorsun değil mi? Geçen sefer de anlattım. Ara olunca söyle ha bu arada. Tamam. 5 dakikamız daha var da. Tamam, sen işaret et bana. Cemaatle muhabbet ederken cemaatten bir tanesi diyor ki hoca bak baklava tepsi baklava börek gidiyor diyor. Bana ne diyor? Sizin eve gidiyor diyor. Sana ne diyor? Bu kadar ya, hayat bu kadar basit aslında. Bana ne senin pedofilinden ya? Ben terapistim arkadaş. Beni ilgilendiren tek şey senin pedofiline. Ben şu anlamda bakıyorum. Değilse psikiyatriye gideceksin zaten. Bana ne? Çerçeveyi de tarafı da koydum şimdi. Farkında mısınız? Ben kendimi düşünürüm ya. Terapist olan benim. O gelmiş 45 dakika oturuyor haftada bir oraya. Ben anam belleniyor günde 10 seans. Orada şey yapıyorum, terapi yapıyorum. ne düşündüğünü biliyorum. Hızır çekip içinden. Dolayısıyla şimdi ben o işi yapıyorum ya. İşimi en kolay hale getirmek durumunda değil miyim? İşinizi en rahat yapabileceğiniz bir hale getirmek durumunda değil misiniz? Esas işiniz o değil mi ya? Ha? Ne dersiniz? O bizim mahallede bir tane çöpçü var. Belediyenin, Çankaya Belediyesi'nin çöpçüsü var. Bu plastik süpürge verdiler bunlara. Ne yaprağı ne pisliği almıyorlar. Geleneksel sisteme döndüler. Bu çalı otları var. Süpürge otu var böyle çalı şeklinde. Onları alıyorlar tellerle böyle gere onlara döndüler tekrar. Lan çöpçü bile bunu yapıyor da ben nasıl niye yapmayayım ya? Aşağılamak anlamında söylemiyorum. Adam plastikle süpüremiyorum diyor ya. O zaman biz terapist olarak kimiz ya? Evet. Bir süreç. Doğru. Şimdi sen birinin anneliğini yaparken bu annene o kadar kolay değil misin? İşte sağlıklı anne onu der zaten. Sağlıklı anne onu demeli. Sen onu istiyorsun ama benim uykum var oğlum. Sen git ya da kızım sen ne yapıyorsan yap demesi lazım. Benim uykum var ya. Uyuyacağım ben. Bakın bunun adı bencillik değil. Bunun adı bireysellik özerkliktir. Siz birey özerk değilseniz çocuğunuz birey özerk olmuyor işte. Ya ihmal hissediyor sizin bu tutumunuzda ya da işgal. İkisi de bok. Biri katı bok, biri cıvık bok. İkisi de boka bak. Ne dersiniz? Belki 3 aylık çocuğa bunu yapamazsın ama 3 yaşındaki de yapabilirsin. Hayır. 3 aylık çocuk da aynı şey. Olur sana tamamen bak. Ya hala benim Amerika'daki bir danışanım çocuğunu 2 aylık çocuğuna uyku eğitimi demişler tamam mı? Amerika'da bak bir daha dünyanın en iyi yeri falan filan diyoruz. Uyku eğitimi. Dava et dedim ya git. Kapattılar şirketi. Dava etti. Ya 2 aylık çocuğa uyku eğitimi olur mu ya? Uyku eğitimi ne ya? Çocukta biliş yok neyin eğitimi? 4 yaşında, 3 yaşın sonunda artık biliş gelişmeye başlıyor. Neyin eğitimi? Biz de diyorum ki ya yetişkin insan psikoterapisi yapıyoruz biz. Bilişle gittiğinizde psikopatoloji derinlerde olduğu için bilişle gittiğinizde kapı kapalı. Kapı kapalı. Biraz önce senin kendine verdiğin bilişsel telkin var ya, seni biraz daha böyle yatıştırabilir. İşe yarıyor. Çünkü alttaki o pislik belki yok ya da onu hissedemeyecek hale getirebiliyorsun kendini. Ama danışan da bireysel psikopatoloji yani
bizim çalıştığımız alanda preödipal sorun varsa bilinçle çalışamıyorsunuz. Psikoterapi de bile zaten sağ beyin sağ beyin dediği gibi aktarım karşı aktarım üzerinden çalışır. Başka bir yerden çalışmaz. İstediğiniz kadar söyleyin. Kendiniz söyler, kendiniz dinlersiniz. Ya bu sefer işte taraf ve çerçeve burada ortaya çıkıyor. Ben danışanla aynı taraftayım. Aynı tarafta. Bana ne senin maddenden ya da bana ne senin cinsel hayatından dediğimde aslında onunla aynı tarafta olduğumu çünkü o güne kadar herkes ağzına etti onun. O sizin uğraşmaya kalktığınız şeyin herkes yüzleştirdi. Herkes beter etti. Siz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Onunla uğraşmaya başladığınızda. Herkes gibi davrandınız. Psikoterapi ne dedim ben size? Klasikleşmiş, gelenekselleşmiş onun ilişki modelinin dışında bir ilişki kurmaktır demiyor muyum? Herkes uğraşmadı mı onun maddesiyle? Siz niye uğraşıyorsunuz maddesiyle? Bana ne maddesiyle dediğinizde ilişkiyi başlatmış olmuyor musunuz? Tamam, molaymış. 15 dakika mı Regay? 10 dakika, 15 dakika hocam. Tamam. Sen toplarsın zaten. Tamam. Ya dedim işte bak slaytlar, 60 tane slayt ve 3. slayt. Tamam. Recording stopped. Karartma var ha. Daha mı iyi oldu? Biraz daha. Evet, daha iyi oldu. Ben karanlık adamı zaten severim böyle. sen nasılsın? Bak Tahir Hoca sevmez daha bu kadar. İzleyecek değil mi bunu? İzliyor hocam. İzliyor mu? Arada katıldı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Gördüm. Halbuki o kadar da şey yaptık, çamur attık ama bugün performansı düştü. O şeyden dolayı olabilir, bir ara sesten sıkıntı yaşadık ya hocam. He anladım. Ondan dolayı olabilir. Yoksa anladım. Peki, bu taraf çerçeve konusu gene çok fazla miktarda bahsedilen ama gerçekte hep gene bilimsel adı altında terapisti sıkıştıran, terapistin doğallığını ve terapistin gerçek kendiliğini gizlemesine neden olan öğretiler. Onlardan uzak durmakta fayda var diyorum kısaca. Ne dersiniz? Şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Efendim? Borderline gibi hissettin yoksa? En başında öyle yaptım bak, büyüdür, büyü değildir dedim, ondan sonra büyüteldir dedim. Okuduğumda öyle davrandım ama. Peki, bu taraf ya da çerçeve konusunda katkı verecek ya da itiraz olan var mı? Buradaki çok baba laflara itiraz edin isterim ben açıkçası. Terapinin gerçek olması, hep gerçek kendilik, gerçek diyoruz ya. Terapinin gerçekliğini sağlayan şey aslında terapistin kendi gerçek kendiliği. Taraf ya da çerçeve gibi dışarıdan takma ya da dışarıdan sokma zihinle olabilecek bir şey değil. Şimdi Masters'ın aslında bu. James Masters'ın kendilik bozukluklarında aşağıdaki kendilik bozukluğu üçlüsü görülür demiş. Kendilik aktivasyon dediğimiz şey biliyorsunuz. Hani o 0-3 yaşlarındaki çocuktan ben anlatıyorum biraz daha. Olay anlatıyorum. Yani anneden her ayrışma denemesi aslında çocuğun kendilik aktivasyonu. Bunu projektledin genellemek değil de projektledin lütfen yani geleceğe yansıtın. Bir yetişkinin diyelim ki birisine gidip arkadaşlık teklif etmesi gibi düşünün. Bir başkasının iş başvurusu yapması demek. Bir başkasının askere gidecek olması ya da seyahate tatile gidecek olması çok güzel bir şey. Bunların hepsi demek kendilik aktivasyonu. Bizi uğraştığımız kişiler, kendilik bozukluğu olan insanlar, kendilik aktivasyonları yapacakları anda
terk depresyonu ya da ayrılık anksiyetesi hisseder. Çünkü 0-3'te anneden ayrışma denemelerinde hiçbir zaman anne libidinal ulaşılabilirliğini açmadı bu insanlara. Böyle bakın lütfen. Libidinal ulaşılabilirliğini anne kendisine yapışık olduğu anda açtı çocuğa ve çocuk hiçbir zaman kendi aktivasyonunu yapamadı. Yaptığı anda anne libidinal ulaşılabilirliğini çektiği için çocuk da terk depresyonu ayrılık anksiyetesi çıktı. Bu mantık Masters'ın bütün her şeyi. Yani çocuk burada oyuncakla oynuyor ve bu oyuncağı çok seviyorum. Çocuk oyuncakla oynuyor burada. Anne orada yemek hazırlamış çocuğa. O kadar iyi anne gibi de çocuğunun sağlıklı gelişimini sağlayacak 8 zeytin bir yumurta yedirecek çocuğa. Ondan sonra o tür şeyleri öğrettiler ya. Doğrusu bu ya. Gel yemek yiyeceksin. Bak 3 saniye geçti ha. Gel yemek yiyeceksin. Duygusu içinde çocuğun yemeğe gelmesini sağlıyor. Çocuk kendilik aktivasyonu oyuncakla oynamak. Çocuğun kendilik aktivasyonunu engelleyip gel yemek ye dediğinde çocuk oyuncakta kalabiliyorsa anne kötü kendiliğe geçip de çocuğun yapabilirliğini desteklemeyecek bir biçimde libidinal ulaşılabilirliğinin panjuru kapattı mı kötü kendiliğe geçerek çocuk kendilik aktivasyonunu yani oyuncağı bıraktı annenin dediğini yaptı. Bu işte terk depresyonuna ya da ayrılık anksiyetesine girmemek için annenin kontrolüne giriyor. Bu çocuğun aynısını hayatta hep gördünüz. Onun için tatile giderken iyi bir şeyken bile, hoşlandığı kıza ya da hoşlandığı erkekle temas koyacakken bile aynı anksiyete, aynı depresif duygular. Kliniğe gittiğinde anlatıyor bunu. Oradaki hocamız diyor ki, sende aynı anda hem depresyon var, hem anksiyete var. Son zamanlarda hep böyle. Sana bir anksiyotik, bir de antidepresan, bir de zaman zaman kötü duygular var, bir de antidepresan psikolojik kati. Güzel. Denen insanlar bunlar. Ne güzel değil mi? Masters'ın o kadar güzel yakalamış ki aslında. Bütün kuramları içinden teker teker çıkarmış. Daha Mahler'den başlıyor. Freud'den almış, Mahler'den almış. Ondan Bowlby falan filan hepsinden almış. En son, bana göre en son, nörolojiyle psikolojiyi çok iyi birleştiren kişi olan bizim de hocamız biliyorsunuz. Nörobiyolojik beyin araştırmalarıyla beraber. Onun katkısı da var bütün bunlara. Çünkü şöyle kanıtlandı, Mahler'den başlayarak birçok kişi aynı şeyi söylemiş. Bu sağ beyin dediğim prefrontal öktal korteks ön beyin bölgesi var ya, sağ taş üzeri bölge. Oranın 0-3 yaş aralığında çocukta sadece aktif olan o bölgenin olduğu, sadece duygu alışverişi ve duygu depolandığı bir alan olduğu, hem PET'lerle kanıtlandı, bu Alan Shore'un yaptığı çalışmalarla ve daha doğrusu Alan Shore'un yani bilmem kaç bin tane yayını tarayarak ortaya koyduğu araştırmalar sonuçları bunlar. Ve ilerleyen süreçte bazı beyin lobunun çıkarılması ameliyatları ya da kazalarda o bölgenin hasarı insanlardaki duygulanımlarındaki sorunu da gösterince o bölgeye çok dikkatli bir biçimde insanlar eğiliyor. 0-3'e baktığımızda o bölge aktif, beynin diğer bölgeleri aktif değil. Böyle olunca da çocuk annesinin verdiği duyguyu aldı ve o duyguyla beraber hayatını böyle yaşıyor. Masters'ın da bunu derlemiş, toplamış. Demiş ki orada çocuğun kendilik aktivasyonuna izin vermeyen annenin yarattığı o ekolojik bozukluk çocuğun terk depresyonuna da ayrılık anksiyetesine gitmesine neden oluyor. Bu duygular dayanılamadığı için savunmalara gidiyor. Bütün sistem bu. Ne kadar basit, ne kadar açıklayıcı bir şey aslında, farkında mısınız? İtiraz olan var mı? Basit. Tam, evet, böyle basit oluyor ama danışan gelince oluyor galiba. Güzel. İşte onun için bizim işimiz kendilik aktivasyonunu yapamadığını, her kendilik aktivasyonunda terk depresyonu hissettiğini, terk depresyonu hissetmemek için de savunmaya gittiğini ona anlatmamız gerekiyor. Demin söylediğim gibi bunu border'a başka türlü, narsiste başka türlü, şizoide başka türlü aktarıyoruz. Yaptığımız şey savunmayı göstermek. Unutmayın yalnız. Yani savunmayı gösterirken şöyle diyoruz. Sen şu anda aslında işten hiç memnun değilim diyorsun. Ruhuma tecavüz ediliyor iş yerimde diyorsun. Ve öbür taraftan da ayrılamıyorsun. Burada ne oluyor? Dediğinizde ayrılmak bir kendilik aktivasyonu. Ayrılırsa terk depresyona girecek anneden ayrılmasındaki gibi. O zaman ne yapıyor? Ya başka bir yerde iş bulamam ki.
Burası iyi ya. Ted Ankara Koleji burası. Ne dersiniz? Bu kadar basit aslında. Evet Mustafa. Gerçekten bunu terapist, bunu topladığı andan itibaren bitti terapi. Güzel. Tam o anda sen diyorsun ki ne yapacağımı bilmiyorum diyerek bana sorarak yeni bir savunma çıkarmak için ipucu vermemi istiyorsun. Sana savunma ipucu vermeyeceğim. Debelen kalın. Orada kal. Boku hisset de öylece kurtulma yöntemini yani kendilik aktivasyonu sen bulacaksın. İyi anneye gitmek orada işte oluyor. Kendilik aktivasyonu yapacağım. Allah aşkına bana bir kendilik aktivasyonu söyle. Bana ne yaparsan yap diyorum ben. Bana ne diyorum ya? Ne yaparsan yap. Yaptığın şeyi seninle çalışırız ama biz diyoruz. Diyorum ben. Yani ben diyor mesela belli bir olgunluk seviyesine gelince eyleme vurum savunmalarını yüzleştire artık eyleme vurum savunmaları kalmayıp alttaki duyguyu hissetmeye başlayınca senin dediğin gibi kötü hissediyor. Ya diyor böyle ama ne yapayım diyor. Ona söylüyorum ki anne senin yemek yemeni sağlamak için yaptığı şeyle yumuşamasını istemişsin. Şimdi benden istiyorsun. Beni hiç ilgilendirmiyor diyorum. Yani ben kendi aklımasını yapayım. Anne ne olursun izin ver. Bana ne demek? Bana ne demek burada? Hem onun duygusunu içselleştirmemelisin. Hem biraz sert kaçabilir. İlk zamanlarda belki tam anlamıyla yapamayabilirsiniz ama ilerleyen süreçte en azından sizin kendi içinizde onun sorunu bana ne diyebilmeniz lazım. Ben ona ne yapması gerektiğini söyleyemem. Bu benim işim değil. Üstelik ona söylediğim şey annesinin, onun, çocuğun kendilik aktivasyonunda kalmaya çalışırken yemeğe gel demesindeki işgalinin aynısını benden istiyor demektir. Ve onunla yüzleştirmeniz lazım. Yani sen önüne gelen sana tecavüz etmiş, sen diyorsun ki bana, sen tecavüz et bu sefer de ya diyorsun bana. Diyerek bunu bir şekilde ifade etmeniz lazım. Ama tabii bir şizoid uzlaşı var. Şizoid uzlaşıya girerken biraz daha farklı konuşacağız onu. Orada ne yapayım dediğinde şizoid, sizi eğer gerçekten o agresif yürütteki, agresif efendi gibi tanımlamadıysa, sizinle beraber bir şey iyi hissetme, güvende hissetmeye başladıysa onu kullanmanız lazım. Şizoid bir tek fark o. Onu konuşacağız ilerleyen sınavda. Biraz hemşirebilir miyim? Valla Mustafa sütünü bitirmemen lazım. Dolayısıyla kendilik bozukluğu üçlüsü diyor buna Masters'ın kendisi. Kendilik aktivasyonu yapıldığında terk depresyonu çıkıyor. Terk depresyonu çıkınca savunma çıkıyor. Biz savunmalarını çalışacağız unutmayın. Savunmaları neyse onları çalışacağız. Her üç kendilik bozukluğunda da. Şimdi bunu takip etmek kendilik aktivasyonu, anksiyete ve terk depresyon duygularının etkinleşmesine yol açar. Ardından da savunmaya geçilir. Yani demin söylediğimiz şeyi, hani slide hazırlıyordum ya onun için. Böyle yazayım istedim. Ha? Yani o sayıyı da arttırmamız lazım şimdi Mustafa. Kendilik güçlenmesini fark eden terapist, hasta gerçek kendiliğinde kendi gerçek duygu, düşünce ve davranışlar hakkında konuştuğu zaman sessiz kalır. Bakın. Hastada bunu fark ettiniz ve sizin gerçek kendilikte kalmanız gerekiyor demiştim ya, işte orada o. Yani eleme şeyinde bu kendi güçlemesinde işte diyelim ki madde kullanıyor. Ben seni maddeden kurtaracağım gibi bir duygu aktarmak, sözel ifade ya da buna benzer bir şey sizi aslında rahatsız edecek bir şeye doğru dönecek. Gerçek kendilik dediğim terapistin gerçek kendiliği. Nedir gerçek kendiliği terapistin? Hatta Masterson'ın psikoterapi tanımı şey bu, slaytlarda var mı hatırlamıyorum tam da. Psikoterapi süreci demiş, terapistin gerçek kendiliğiyle danışanının sahte kendiliğinin terapistin gerçek kendiliğinin iç atımıyla, introjeksiyonuyla beraber değişime uğraması biçimidir diyor.
Aslında doğru, güzel bir ifade de bulunmuş. Dolayısıyla terapistin gerçekliği, gerçek. Hata yapabilirsiniz, eksik yapabilirsiniz, anlamamış olabilirsiniz. Çok küçük bazı şeylerle terapist aslında danışanın kendisiyle bu sürece girmesini gerçek kendiliğiyle sağlamıyor. Yoksa hani, ulan ben gerçek kendimi söylemeyeceğim, çerçeve yaptım, tarafsız oldum, şöyle yaptım, böyle yaptım diye yapmaya başladığınızda işte o sahteye gidiyor. Zaten sahte adam ya da kadın, sahtelikten felaket bir halde ve sizde de sahte çıkıyor yani. Annesinin tıpkı benim dediğimi yaparsan seni severim yavrum demesindeki aynısı. Koşullu. Şey mi diyor, iyileşmeyi sağlayan terapistin gerçek kendiliği. Evet, bunları yapan gerçek kendi değil yani. Gerçek kendilik değil. Bana ne ya, danışanım ben. Benim çocuğum var. Benim çocuğum. Benim çocuğum olamaz danışanım. Olabilir mi? Mesela oradaki danışanı ya da o danışanı, yani biraz bahsettiğiniz danışanları ya da seninkini, çocuğunuz gibi hissettiğiniz andan itibaren dünyadaki en büyük travmaya uğrarsınız. Resmen travmaya uğrarsınız. Yo, eyleme vurumu yaptı mesela. Gitti. Tekrar kullandı mesela. One night stand'le geldi size. Ne yapacaksınız? Vay çocuğum, bak sen şimdi kötü yapmışsın. Gecelik ilişkilerde olmaz bu iş. Çok ayıp diye. Yaklaştığınız an neyle geçtiniz? İki, çalışacağınız bir eyleme vurum bu. O çalışabileceğiniz eyleme vurumdan çıkarmış oldunuz onu. Böyle davranarak, gerçek durmayarak. Kurtarıcı durarak. Aslında çalışmanız gereken bir şey. Evet, peki böyle bir ilişki yaşadın. Ne hissediyorsun? Ya işte sonucunda kötü hissettim. Peki, aynı şeyi yapıp aynı sonuçlarla karşılaşıyorsun. Nasıl bir şey bu ya? Hep aynı şeyi yapıyorsun. Aynı sonuçta. Nasıl başka bir sonuçla karşılaşacağını umuyordun ki? Dediğinizde çalışmış oluyorsun. Ama bunu sağlayan gerçek terapist kimliğiniz, anne, baba, çocuk, kardeş bilmem ne olursanız bunu çalışamazsınız diyorum ben. Sorun oradan geliyor yani. Sadece işte sessiz kalması, kendisiyle ilgili bir analiz, kendisinin savunmasını, gene bakın orada iyi anneyi çıkarmaya çalışan olması başka bir şey. Eğer iyi anneyi çıkarmak için bir öz eleştiri yapar gibi bir şey söylüyorsa onu da yutmamanız lazım. Ha şimdi beni yediğin boktan dolayı seni cezalandıracak anneden çıkarmaya çalışıyorsun demeniz lazım. Eğer o sahteliği hissediyorsanız, sahte bir biçimde yaptığı eyleme vurum olduğunu size söylüyorsa, eğer sahte olduğunu terapist olarak hissediyorsanız, gerçek terapist o yaptığı şeyin sahte olduğunu, size bir numara çektiğini ifade etmeniz lazım. Bu terapi zaten. Böyle bir süreç. Şimdi borderline'da işte bağımlı, pasif, saldırgan, kompulsif, histriyonik falan diye çeşitli kategorileri var. Narsistikte teşhirci yüksek orta düşük düzey, gizli narsist yüksek orta düşük diye tanımlanıyor. Şimdi aslında şöyle, narsistik kendilik bozukluğunda ve borderline'da bu ayrımların nedeni, bu ayrımların çok net hiçbirini göremeyeceksiniz. Ama yaptığınız müdahalenin, borderline'a yaptığınız bir müdahalenin ya da narsistike yapmanız gereken bir müdahalenin işlevsiz, yani bir savunmayı yıkmak gibi, ya savunmayla uğraşıyoruz ya, savunmayı ortadan kaldırır gibi bir fonksiyonelliğini görmüyorsanız, o zaman biraz daha yüksek, biraz daha düşük düzeyde mi diye düşünüp yapacağınız müdahalenin şeklini değiştirmeniz için önemli bunlar. Yoksa aynı müdahale, ama o müdahaleyi mesela şöyle düşünün, yüksek düzeyde teşhirci zaten çok zor geliyor. Tamam. Ne bileyim, ya da gizli narsist. Ben yıllar önce de söylemiştim. Biz aslında geçen seneki psikiyatri kongresinde de benim konum oydu. Gizli narsistleri biz şizoid ya da gerçekte şizoid olanları hep gizli narsist zannettik. Ciddi bir tanımlama hatamız vardı. Aslında şizoid biz gizli narsist diye müdahale ettik. Sadece ve sadece terapötik ortam bir tür onların terapide durmasını sağladı ama hiçbirinde tam bir iyileşme olmadı. Ne zaman ki
Masters'ın çalışmaya başladım ben. Gizli narsistle şizoidi ayırabilmeye başladım. Böyle de bir önemli tarafı var. Ne zor bir şey aslında, farkında mısınız ya? Yani yaptığınız işi tam yapamadığınızı fark ediyorsunuz. Çünkü ya diyorum ki lan burada bir şey yaptım ama bir süre iyi gitti. Bir süre sonra çakıldı, başka bir şey var. Hep şüphe duyuyorsunuz. Ne zaman ki şizoidi öğrendim. Şizoid de Masters'ın aslında Ralph Klein neredeyse Masters'ın öldü ölecek ya da öldükten sonraki süreçte Masters'ın enstitüsünde çalışan, Masters'ın enstitü terapistlerinden Ralph Klein'in özellikle üzerinde çok çalıştığı bir alan, sonradan aslında çok ciddi katkılar oldu. Ve ta 1969 yılında yapılmış bazı çalışmalarla, onlara atıf yapılarak şizoid daha netleştirildi diyebilirim. O yüzden buradaki gizli narsistle teşhirci narsist arasındaki fark, yapacağınız müdahalelerde. Mesela teşhirci bir narsististe sen böyle davranarak, sert otoriter davranarak aslında karşındaki kişinin duygularını hissetmek istememiş olabilir misin gibi bir aynalayarak yorumlama yaptığında yeri lan sen diyecek. Onun için diyorum. Ama aynı yüzleştirmeyi, yüzleştirme diyorum, aynalayarak yorumlamayı gizli narsiste yaptığınızda evet diyecek. Şizoidde de işe yarıyor aynı şey. Gittikçe çetrefilleşiyor değil mi? Zaten bile yüksek Yok zaten onlar Tanrı, niye sana gelsin bana gelsin. Onlar o yani şu anda mesela psikiyatri camiasının hocaları var. İşte bu kongrelerde biraz tanışıyorum ben onlarla. Yani zor, hayatları zor. Nereden yükseliyor? Hayatları zor ya. Öyle şeyler söylüyorlar ki farkına bile varmıyorlar ya. Sırf bu işin içinde olmuş olmalarına rağmen söyledikleri şeylerden, mesela bir hasta sunuyor. Ya öyle şeyler söylüyor ki bu işin içindeki bir insan olarak kendisinin önce onu bir görür diye bir şeye gidiyorsunuz ama mümkün değil. Çevresindeki kimse de bir şey diyemiyor. Çünkü ne bileyim işte kadrosundan tut doçentliğine bilmem nereye varana kadar hepsini kontrol ettiği için bir şey de denmiyor. Sürekli işe yarar mı? İşte kırılmayı hissetmemek için eyleme vurmuş olmalar o kadar ki. Hani ben hep söylüyorum ya, matruşkalar gibi. O en alttaki zavallı çocuğu gizlemeye çalışıyor. Onun için büyüklenmeci ya da değersizleştirici. İki tür işlev yapıyor zaten. Bir kendisini yüceltiyor ya da önce seni değersizleştiriyor. Ondan sonra bir de yüceltme yapıyor kendisine. Şimdi düşünsene. Mesela Anadolu'da bazı anneler vardır. Narsist zannedilir o anneler ama değildir aslında. Kendilerini çok kötü hissettikleri için, değersiz hissettikleri için, değersizlik duygularından kurtulmak için söylüyor. Sıçtın bok derler çocuklarına. Hah, o teşhirci narsist hocalar aslında biraz öyle diyor. Lan ben olmasam sen olmazdın, ne diyorsun gibi duygu içinde. Onun için kimse de yanaşamıyor zaten. O yüzden öyle bir ilişkileri var. Antisosyal kişilik bozukluğu, tüm kişilik bozuklukları içinde en az çalışılan alan, hatta hiç çalışılmayan alan diyebilirsiniz. Dinamiklerine ve terapisine bütüncül bakılabilir. Uydurmuş burada. Böyle bir şey yok. Hadi bul da yapayım. Bilgi ya da kanıt bulunamadı diye yazdım ben de. Çünkü ya cezaevindeler ya mezarlıkta. Yoklar ki. Nereden bulacağız? En son bazı çalışmalar var sadece. Özellikle bu ilkokul çağındaki hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğunun uygun yaşlarda ilaç artı psikoterapiyle tedavileri yapılmaz ise ilerleyen süreçte antisosyal özellikler gösterildiği tek kanıtlı durum. Antisosyalle ilgili mi söyleyebilirim? Yani o da çok yenilerde böyle çok da dokunmak istemeyen korka korka söyledikleri bir şey aslında. Doğru bir şey ya, niye korkuyorsun ya? Anneler, Türk annesi, vay benim çocuğuma şu ilacı veriyorlar. Hafta sonları vermesek olur mu doktor bey diyerek gidiyorlar. Onlar da ne bok yersen ye diyorlar. Onları bırakıyorlar, antisosyal geziyor. Ondan sonra öğretmenlerin başlarına bela. Bıçakla geziyor. Ağzında jiletle gezen kız çocuğu var ortaokulda. Lan nereden öğrendin jilet? Hani neredeyse böyle
çok acayip bir alt kültürün ürünü aslında. Ya jilet ağzında geziyor kız çocuğu ya. 13 yaşında ya. Düşünsenize. Nereden geliyor? Ailesine bakacaksınız. Antisosyalin zorluğu şey, hem bulamıyorsunuz hem de inanmıyorlar. Nasıl? Ya ben birkaç tane genç erişkinle çalıştım. Mesela orada sert yapmanız gerekiyor. Sert yaptığında ha, git de gör de anankini falan gibi şeyler söylüyorsun mesela. Ondan sonra bir seni kessinler de gör. Üstünden bir geçsin 7 tane olan çocuğu da gör. Erkeğim diye dolaşabiliyor musun gibi sözler falan söylüyorsun. Bir tırsıyorlar, mırsıyorlar. Ondan sonra mesela bir bakıyorsun tekrar aynı çevreye giriyorlar. Aynı şey, madde bağımlılığı gibi. O çevreden çıkmaları lazım. Bir eğitim öğretim döneminde 4 tane okul değiştirmiş bir kız çocuğuyla çalıştım ben. Yani, o çevreyi değiştirmedikten sonra güya okulu değiştiriyor ama aynı semtte, aynı ekosistemin içinde hala bulunuyor. Ne değiştirebilirsiniz ki? Öyle düşün. Nasıl bir ebeveyn verilmesi gerekiyor ki antisosyal? Güzel. Aklın almıyor değil mi? Ha? Düşünemiyorsun değil mi? Kendi hayatlarında, kendi ekosistemlerinde işte, her türlü uyuşturucudan tut, her türlü çapraşık ilişkinin yaşandığı bir ortamda ne olabilir ki çocuk? Ya İngiliz kraliyet ailesinde olan çok iyi olacak anlamına gelmez bu. Ama o ekosistem o antisosyale doğru götürüyor çocuğu, ister istemez götürüyor. Ya düşün, abisinin adam bıçaklamasıyla eve gelmesinde babası helal olsun oğlum diyor. Annesi her akşam başka bir erkek getiriyor eve. Çocuk doğduğu bir gündür böyle bir hayatları var. Çocuk orta 1'e geçtiği yıl okulun müdürü asılıyor kıza. Müdürü. Niye sizce? Hatta bir kız, başka bir kız çocuğunun da diyelim ki şeyde Demet evlerde ya da neydi? Sincan. Sincan'da okul değişikliği yapacak kız. Kız daha gitmeden kızın adı gidiyor okula. Rastlıyorsun değil mi onlara? Kızın adı gidiyor. Ondan sonra hiçbir şey yapmayan, en babacan davranan hoca, matematik hocası bana tecavüz etti diye adam mahkemelerde sürünüyor. Perişan oluyor, intihar eden bir matematik hocası vardı en son hatırlarsanız. Birkaç yıl önce. Sırf bu tür bir iftiradan dolayı, böyle bir şey yapmadığı halde yargılanmış olmaktan dolayı. Yani bu antisosyaller özellikle bana göre bu ekosistem dediğimde arka planı olmayan ahlak yerine başka zorlantılarla insanları baskı altına almış toplumlarda çok daha fazla görülen bir sistem. Öyle düşünün lütfen. Paranoid, şizoid, kendilik bozukluğu diye bir grup ayırmıştı. Paranoid ve şizoid burada. Şizoidi kaçınılmacı ve gizli olarak açıklamış. En son şizotip hali var. Ben hayatım boyunca 30 senedir psikoterapi, 30 seneden fazla terapi yapıyorum. Şizotip hali bir kişiye rastladım bugüne kadar. Yani psikoterapiye çok fazla gitmiyorlar. Çoğunlukla psikiyatri şizofreni alt türlerinden bir tanesi olarak tanımlıyor. Ve ilaçla tedavi, yani ilaç veriyorlar sürekli olarak. İlaç tedavilerinden çok mağdur olmuş bir hanımefendiydi. Ben şizofren değilim. Zaten hepsi öyle söylüyor. Ben şizofren değilim diyor. Hele ki iyileşme süreçleri başladığında ilaçları bırakmak için kullanıyorlar. Ondan sonra ben değilim diyerek gelmişti. Ben de bir tuhaflık var demiştim. Yani bir şey var. Ondan sonra 4. seansta falan şizotipal mi acaba falan diye düşünmüştüm. İstanbul'a Tahir Hoca'ya da gönderdim. Kaç sene? 15 sene önce falan. Ondan sonra ilaçlarını başlamıştı Tahir Hoca. Daha sonraki süreçte psikoterapisini işte şöyle duyguları vardı. İşte bana düşman. Bana Deniz böyle baktı. Elini şöyle yaptı. Onun için düşman. Hani gerçekten şey ayırmak çok zor. Yani tablo olarak ayırmak gerçekten çok zor. Ama mesela ilerleyen süreçte herhalde 3. senesinde falandı. Bir gün ofiste bir şey var. Böyle bir hani kavga dövüş değil ama hani müdahale etmem, seansı bırakıp çıkmam gerekiyor. Ondan sonra seansı bırakıp çıkmadan önce dedim ki
Tam da cebimde bir tane kalem vardı. O kalemin de metal takılma yerler, yani şu cebe takılan yerler var ya. Metal bir şeydi. Anladınız mı? Şöyle. Şunun metalini düşün. Ondan sonra o elimde kaldı kalem tam böyle alırken. Ondan sonra dedim ki Ayşe, onu L şeklinde getirdim. Ayşe dedi bunu avucuna koy. Avucuna koy. Avucunu kapat. Benle olduğundaki kadar huzurlu ve rahat olacaksın. Hatta buradan bir ısı yayılacak tüm bedenine dedim. Bıraktım. 15-20 dakika sonra geldim de ilk dozdaydım. Öyle bir şey yapıydı. Mesela hipnoza çok açıklar. Çünkü hayatta hipnoz. Kendilerine verdiklerinin dışında başkalarının sürekli olarak telkinleri. Dedim yani senin bakışından değil, bir sözünden ya da bakışından bir şeyler yaşanır. Klinik anlamda da çok fazla bir şey, bu kendi deneyimimin dışında çok da bir şey bilmiyorum. Çünkü çoğunluğu demeyeyim, hepsi psikiyatrinin ilaç kontrolü altında. Ama şizoidler artık psikiyatrinin kontrolünden, yani sadece ilaçtan kurtulup psikoterapiye gelmeye başladılar. Bunun altında belki de kendilerine benzer bazı insanların psikoterapiden fayda görmüş olmasıyla da alakalı durumlar olabilir diye düşünüyorum. Bu kaçınmacı ya da gizli şizoid ayrımı da aslında klinik anlamda çok bir önemi yok. Sadece biraz önce söyledim ya, hani efendi köle ilişkisinden en çok, yani şizoidin konuşacağız ama yeri gelmişken biraz bahsetmek istiyorum. Recording in progress. Yok muydu o anada da? Yok hocam. Mouse'u bir kere basıyor ya. Bazen kendiliğinden... Ha, anladım. Hani böyle... Ha, ben sabote ediyorum yani. Yok. Ben bazen bakıyorum bu zaman. Evet. Anladım. Şimdi bu hani efendi köle ilişkisinden en çok korkan insan gibi düşünün. Basitleştiriyorum olayı şimdi. Bütün hayatındaki bütün deneyimi birilerinin ne yapması gerektiğini söylemiş birileri. Ve o birilerinin söylediği şeyden anksiyeteye giriyor. Ve oradan ilişkiden kaçıyor, mağaraya saklanıyor. Ama bir süre sonra ilişkisizlik, böyle bir durum, boğulma ya da yutulma duygusu, gene Masterson'ın ifadesiyle kullanıyorum. Bu duygu burada çıkıyor. Bu sefer dayanamadığında tekrar mağaradan dışarı çıkıyor. Tekrar temas kurmaya başlıyor. Temas kurduğunda bir süre sonra tekrar efendi köle ilişkisindeki köleyi hissediyor kendisinde. Ve efendiden kaçınmak için tekrar. Yani böyle bir döngüsü var. Basitleştiriyorum. Böyle düşünün. Burada bir süre sonra psikoterapisinde belki de, yani ben mesela bir danışanımın üzerinden söylersem 6. yılda falandı. Şey oldu. Beni efendileştirdi. Ama güvende hissederek. İşte ona biz güvende hissederek psikoterapistiyle kurduğu efendi köle ilişkisine mağaraya kaçmamaya başladığı ana terapetik ittifak diyor. Şizoid uzlaşı diyoruz. Bu şizoid uzlaşıya gelmesi gerekiyor. Terapinin süreci içinde şizoid uzlaşıya gelmesi lazım. Kaçınmacı ya da gizlideki fark, kaçınmacı biraz daha zor geliyor buraya. Öyle düşün. Ama şizoid danışan alın, kaçmayın, korkutmayın kendinizi de. Şizoid danışanla çalışmak gerçekten psikoterapisti geliştiren şeylerden bir tanesi. Yürümüyor. Şimdi kendilik bozuklukları ortak özellikleri. Aslında genelleme yapmayın diyorum ama biraz kendilik bozukluklarında ortak özellikleri bulalım ki o hani kendilik aktivasyonu, terk depresyonu, savunma dedik ya. Ona benzer bir şey bulalım ki işimizi biraz kolaylaştıralım diye. Hasta terapiye başladığında yaşadığı çatışmaların ve acılarının farkında bile değildir. Çünkü bu çatışma ve acıdan kendini korumaya yönelik bir işlev gösteren savunma odaklı bir yaşam sürmektir. Yani o bahsettiğim savunma var ya, o savunmalarla yaşadığı için iç çatışmayı bilmem neyi kaçındı. Yani burada şöyle düşünün, burada bir acı var. Bu acıyı hissetmemek için üstüne bir savunma geçirdiniz. Bu savunmayla o yaşadığı için acıyı hissetmiyor. Ama ilginç tarafı şu, bu savunma bir süre sonra kendisi can acısı yaratmaya başlıyor. Ya da alttakinin çıkmasını
yeterince güçlü engelleyemiyor. Bu savunmanın üzerine bir savunma daha geçiriliyor. Ve bize gelen danışanlar bu üst üste geçirilmiş savunmalarla geliyorlar diye düşünün lütfen. Dolayısıyla danışanınıza ya da hastaya yaptığınız müdahalelerde siz savunmalara müdahale etmelisiniz dememin nedeni de bu zaten. Savunmaları kaldırarak, yok ederek, düşürerek en alttaki kaçındığı esas duyguya getirmek zorundasınız. Onun farkında değil. Burada onun bilimsel ifadesi. Oraya getirmek durumundayız. Ve artık otomatik işleyen savunma mekanizmalarının oluşturulduğu sahte bir dünyada yaşamaktadır. Param var kardeşim diyor mesela şimdi. Param var diyor mesela. Ne hissediyorsun birisi diyelim ki? Ya yüzleştirme... Güzel, büyüklenmecilik çok güzel bir savunmadır değil mi? Hem kimse dokunamaz sana, hem de sen kendini büyüklendiğin için o sorunlarını hissetmiyormuş gibi yaşıyorsundur. Ama varsay ki param var dedi, parası bir şey almaya yetmedi. Ne yapacak bu savunma? Çöktü. Ne yapacak? Çok güzel. Yeni bir savunma ortaya çıkaracak. Bu savunma ne olabilir mesela? Uyduruyorum, atın kafanızdan. Ötekini boklar. Yok, oraya geçti artık. Oraya geçti. İntihar narsiste en son aşamada gerçekleşebilecek bir şey. En sona yakın gerçekleşebilecek bir şey. Param var diyerek, parasının gücünün yetmediği bir anda aynı omnipotent, tüm güçlüğü hissedeceği başka bir şey yaratacak. Değil, onu geçti zaten. Onları geçti. Onları, o savunmaları geçti, yeni savunması. Gücü yetmiyor, parasının gücü yetmedi. Gücünün yetmediği anda gücünün yeteceği başka bir alan bulacak. İşte onun için zaten savunmalar gittikçe çeşitlenmeye başlıyor. Özellikle teşhirci bir narsistin savunması, mesela bir erkekse bu, ilaç içip sabaha kadar 5 tane kadını götürmek. Mesela erkek, kadınsa sabaha kadar 3 tane erkeği götürüp nasıl becerdim diyerek paranın aldığı güçle kendini iyi hissediyordu ya. Bu sefer de becererek iyi hissediyor. Derdi iyi hissetmek. Yemek gerektiği hisseder mi? Yani o öyle havzada. İşte o tür şeyleri biraz daha geçer. Mesela orada yemek yiyerek elde edebileceği bir şey yok oradaki teşhircinin. Paranın alacağı, alabileceği gücü. Tabii. Orada başka bir şey yapacak. Mesela şimdi bugün bir gazetede bir haber okudum. Gazeteci Ahmet Hakan Tarkan'ı eleştirmiş. Tarkan işte çok muhalif davranıyor falan filan gibi bir şey söylemiş. Yani hani herkes aslında burada bir şey yapıyor. Herkes kendisini iyi hissetme derdinde ama Ulu Tanrı'ya iyi gösterme derdinde sonuçta herkes. Ondan sonra Ahmet Hakan böyle bir eleştiri getirmiş gazeteci. Onun üzerine geçmişte gene Ahmet Hakan'ın tandansında olup da öyle bir yayın yapan bir başka adam çıktı. Dedi ki Ahmet Hakan senin IQ'un Tarkan'ın ayakkabı numarası kadar. Sakın konuşma demiş. Düşünün ki en büyük kimin ki tartışmaya bak. Ya bunları siyasi ya da ideolojik olarak hiç bakmayın. Sadece bireysel psikopatolojik örnekleri klinikte ya da seans odasında görmenizin dışında dış dünyada yaşananları bu şekilde yorumlayın lütfen. Bu eskiz deneme karşınıza böyle bir danışan ya da hasta gelmeden de siz aslında bu savunmaları dış dünyada görün. Buna benzer çok örnek var da şimdi onlar sonra konuşalım. Dolayısıyla savunma odaklı bir yaşam sürüyor ve bizim yapmamız gereken şey bu. İster border, ister narsist, ister şizoid olsun. Bu savunma odaklı yaşamdan onu çıkarmak gibi bir hedefimiz yok. Savunmalarını göstererek onun oradan çıkmasını sağlamak bizim işimiz. Elinden tutup bir yere götüremezsiniz yani. Siz o savunmaları border'sa yüzleştirerek, yorumlayarak yapacaksınız. Narsistse eğer aynalayarak, yorumlayarak yapacaksınız ve sorular soracaksınız. Şizoid ise, şizoide de gene yorumlayarak ama sorularla açarak en çok da sizin kendi fikriniz, onun yaptığı şeyde hissettiğinizi ifade eder bir biçimde konuşmanız gerekiyor şizoide.
otomatik işleyen savunma mekanizmalarını oluşturduğu sahte bir dünyada yaşamaktadır dediğim şey de aslında savunmadan savunmaya koşan insanları görürsünüz. Mesela benim bir tanışanım, evli bir hanımefendi, Ankara'nın çok ünlü ailelerinden bir tanesinin ailesi, kızı, evli, çocuğu yok, her akşam barlarda geziyor, haftada en az iki tane erkek çıkarıyor dışarı, evli olmasına rağmen, ailesi de biliyor, herkes biliyor ama çok fazla da müdahale eden bir hanımefendi değil. Borderline olunca, hadi müdahale et de göreyim, bileklerini kesip geliyor mesela bir gün. Öğretmeni bir şey dedi diyerek, ne bileyim, üçüncü kattan atlayacağım diye geliyor falan. Aile de ses çıkaramıyor tabii. Kocası zaten hiç görünmüyor. Ondan sonra böyle bir yaşam ve adamlardan bir tanesinden HPV pozitif çıkıyor. HPV'yi biliyorsunuz zannediyorum. Ama tabii bu immün sistemin güçlendirilmesidir. 27-28 tane çeşidi var galiba. O çeşitlerden bir tane en tehlikesiz olanıymış. Ondan sonra atlatıyor bunu. Ama çok korkuyor. Bir gün bir baktım tam kapalı geldi. Ya tamamen kapalı bir halde geldi. Tabii gelip böyle bir reveransla oturdu ama yani o kapanışı hani siyahtan beyaza, beyazdan siyaha geçmiş klasik bir borderline eyleme vurum savunmaları açısından baktığınızda. Ondan sonra bu Hacı Bayram Camisi'nin orada bazı tarikat cemaatler falan filan var. Onlardan bir tanesi de sabahlara kadar elektrik süpürgesiyle halıları süpürdü. Ondan sonra bir süre sonra yetmedi bu. Aile de çok hani ünlü bir aile, bilinen bir aile. Eski Mason loncasının işte ünlüsü bir baba falan. Ama şu anda tabii çok iktidara yakın bir adam işleri nedeniyle. Ondan sonra hanımefendi durdu. Mescid-i Aksa'ya gitti şehit olmaya. Tabii şehit olmak için İsrail askerleriyle nasıl Müslüman Filistinleri böyle yapar diyerek gitti ama tabii babası Mason olduğu için İsrail gizli polisi korudu. Hiçbir şey olmadı ona. Onun farkında bile değil o. Hiç farkında değil. Polis koruyor aslında. O da geldi orada. Gene o işte olmadı. Şu anda ne yapıyor derseniz modacı. İstanbul'a gitti. Kocasını bıraktı burada. Modacılık yapıyor. Niye bu kadar çok eyleme bulsanması da gidiyor sizce? Ne var altında ya? Bakın. Altında yatan terk depresyonu ya da ayrılık anksiyetesi duygusu o kadar yoğun ve ölümle eşdeğer bir duygu ki bundan kaçmak için hayatını ne hale getiriyor? Bunu fark ettireceğiz. Terapi bu. Ama savunmalarıyla. Onun yoğunluğu ebeveynin davranışıyla mı eşdeğer? Yani mesela benim... İşte o konuda tam olarak bilmiyoruz. Ebeveynin ama tabii terapide sen o bilgileri alıyorsun hepsini. Yani sıfır işte nasıldın diye sorduğunda cevabı yok biliyorsun. Ama mesela kim bakmış, kim ne yaşamış, kimler varmış, işte annesini, yani 6 ay annesini çalıştım ben, haftada 2 seans, sadece annesi, 6 ay, işte babası, annesiyle babasının ilişkisi, sürekli onları çalışarak oradan siz cımbızla çekiyorsunuz, yani ajan gibi çalışıyorsunuz aslında, oradan bir şeyler çekiyorsunuz, yüzleştirme materyallerini hep oradan kullanıyorsunuz zaten, yüzleştirmek için kullandınız, yani onun eyleme vurum savunmasının bir şekilde geçmişteki o ilişkilerden geldiğini fark etmesini sağlıyorsunuz aynı zamanda yüzleştirme yaparak. Yani sen annen o kadar mesela bu hanımefendi de şu var ilginç şimdi söyleyeceğim şey ilginç gelecek size. Bir taraftan annenin şiddetli işgali var bakım verenin. Yani ne isterse onu yapacak koşullamalar var ve bir de çok ciddi ihmal var. Bakın ihmal spektrumun bir ucuysa işgal diğer ucu aslında. Biri siyahsa biri beyaz ama aynı anda ikisi var. Ve o eyleme vurum çeşitlerinin bu kadar fazla oluşunun altında da bu tür bir ekosistemden geliyor ya da bu tür bir intrapsişik yapının varlığı. O intrapsişik yapıyı çalışarak bulacaksınız. Çalışarak bulduğunuz intrapsişik yapıyla işte o anlamak ya da hissetmeye gideceksiniz. Oradaki çalışmanız buna göre devam edecek. Kişilerde genetik yaptığınız ya genetikle ilgili Maslow'a bakarsan 3 şey var diyor. Kendilik bozukluklarını ya da insanlar hakkında. Bir tanesi genetik, kontrol edemeyiz diyor. Bir tanesi çevre diyor. Çevre işte bu bizim gördüğümüz intrapsişik yapı. Bir de kader diyor. Yahudiler hep böyle bağlar yani Tanrı inancı falan filan. Büyük ihtimalle öyle bir bağlantıdan kaynaklı kendisinin ekosisteminden getirdiği bir şey. Kadere de müdahale edemeyiz diyor. Bizim yapabileceğimiz şey çevre diyor. Maslow'da böyle açıklıyor. Ama bana kalırsa bir borderline annenin
çocuğunun borderline olması ya da narsistik bir yapıya doğru kaçması, bir kendilik bozukluğunun çocuğa 0-3'te, 4-12'de, 0-3'te o intrapsişik yapıyı oluşturduğu için aktarılıyor. 4-12'de de ilişkiler bazında, çünkü üçlü ilişkiye başlıyor çocuk ve çevre ilişkileri, çevredeki bütün ilişkilerle beraber o da oluşuyor. 4-12'ye geldiğinde 0-3'te, 4-12'de aldığı bütün psikopatolojik duyguları 12-22'de şeyde ergenlikte uygulamaya başlıyor. Ne çıkacak ki başka? Bok boktur yani. Başka oradan hani genetik midir, çevre midir ya da işte kader midir, çok çok fazla ben bakmıyorum o tarafa. Bütün o intrapsişik yapıyı inceleyerek oradan çıkarıyoruz. Bu otomatik işleyen savunma mekanizmalarının dediğimizde, biraz önce anlattığım örneğini verdiğim danışanımdaki gibi, savunmaların otomatik çıkmasını hiçbir otomatizasyonu bozacak otomatizasyon yok. Bilişsel müdahaleler ya da hipnotik telkinler bu otomatizasyonu bozmak için düzenlenen otomatizasyon, ama bozmuyor. Ya mesela şunu diyebilirim. Ya görmüyor musun ne bok yedin ya? Deyin de bakayım hadi. Görüyorum, hoşuma gidiyor diyor. Deyin. Görüyorum, hoşuma gidiyor. Yapacağım diyor inadına. Annesiyle öyle bir ilişki getirmiş çünkü. Siz annesinin yerine geçtiğinizde ne yapıyorsun kızım, önüne gelen adamla olur mu bu? Bak HPV'de oldun, gebereceksin artık. Kanser olacaksın falan filan dediğinde. Annesi olmuş olmuyor musunuz ya? Gene gol yiyorsunuz. Onun için işte çerçeve ve tarafsızlık. Yani sizin işiniz, bizim işimiz sadece ve sadece eyleme, bunun savunmalarını göstermek. Bitti mi? Tamam, kaçıncı slide'sa onu bir... Toparlanacak ne var oğlum bundan sonra? Dur şimdi. Bir saat verirsen toparlarız şimdi. Kendilik bozuklukları ortak özellikleri bu. Bir dakika. Şimdi burada psikodinamik teşhis şemasının ana ekseni kendilik temsilinin nesne temsiliyle ilişki kurma biçimi. Yani benle annem. İlişki kurma biçimi bu. Dolayısıyla psikoterapide bu ilişki kuruluyor. Bundan sizin yani psikoterapist olarak çıkmanız lazım. Burada bırakalım. Başka bir ders ayarla artık. Kesinlikle. Söyle, Tahir Hoca duymuyordur şimdi. Tamam, duydum, tamam. Ben ince tamam, sen başka bir ders organize ederiz, ondan devam ederiz, olur mu? Olur. Teşekkür ederim ben. Teşekkür ederim.